Abi var ya, Aslı'yı gözden kaybedersek bittiğimiz andır yani, bittiğimiz andır. Korkma birader, peşindeyiz işte. Allah Allah, plan tıkır tıkır işliyor. Abi ne yapıyorsun sen ya? Kırmızı yanacak gençler, öpeceğiz. Ya asıl kuzu yanacak abi, devam edelim lütfen. Ceza yazarsa verirsiniz ama. Ya öderiz abicim, öderiz. Borç yiğidin kamçısıdır, battı balık, young going. Ne yapalım, onu da öderiz. Hadi. Şanslıyız bugün. Bütün yeşillerde geçtik. Bazen acelen oluyor. Hep kırmızı, hep kırmızı. Ya öyle işte. Nereye bakıyorsun sen ikide bir dönüp dönüp? Hiç. Ya senin kafana ne oldu öyle? Sorma. Yan kesiciler. Paçayı zor kurtardık. Yan kesici demek. Şansı pek yaver gitmiyor herhalde bugünlerde. Sevgilini de çantayla vurdu. Ya sıkılmıştım ondan zaten. 3 yıldır atmaca gibi göze hep üstümde. Ben özgürlüğüne düşkün adamım. Bir kıza baktım mı direkt arıza çıkarıyordu. Soğudum. Anladın mı? Sorma. Ya böyle bazen bir bakıyorsun sevdiğin adam başka bir kızı öpüyor. Böyle kaldıramayacak gibi oluyorsun. Ama sonra anlıyorsun ki sadece bir geçici bir hevesmiş. Unutuyorsun gidiyor işte. O da bir gün unutur. Hayat böyle. Vay sevdim seni be. Bayağı tecrübelisin bu işlerde. Ya biraz daha gelmezlerse daha da tecrübeliyiz. Pardon? Diyorum bir an önce eve gitsek de rahatlasak değil mi? Az kaldı. Şuradan gireceğiz, sonra Beyoğlu'na. Çevirme var galiba kaptan. Yavaşla istersen. Tadımız kaçmaz. Ne oluyor ya? Ne olacak? Çevirme var. Abi asıl durursak herifin evinde kuzu çevirme olacak. Ya. Evde kuzu çevirme ne demek? Dur ben sana anlatırım sonra bir dur. Kırmızı ışıkta geçmişsiniz. Ehliyet ve ruhsat bile. Gelmiyor musun? Geliyorum tabii canım. Sen gir ben geliyorum. Nerede kaldınız ya? Nerede kaldınız? Benim mekan da burası. Ufak mufak ama Beyoğlu 24 saat ayağının altında. Gerçekten çok güzelmiş. Ne içiyoruz? Dağınıklık sonra baş ağrısı yapıyor da. Allah'tan yolu biliyorum ha. Sizin yaptığınız plana kalsak şimdiye yanmıştık yani. Aman siz beni beğenmeyin kızım. Siz beni beğenmeyin. Orada kırmızıda geçmeseydik takır takır işliyordu plan. Allah'tan abim polis. Yoksa cezayı yemiştik küçük bey. Allah mesaj Aslı'dan. Ne diyor lan? Abi durumlar fena, nerede kaldınız diyor. Ya tamam geldik sayılır ya. Sıksın biraz işin canım. Şu kavşaktan döneceğiz abi. Ne o, gergin gibisin. Düşürmedin telefonu bir türlü elinden. Birinden haber mi bekliyorsun? Yok canım, kimden haber bekleyeceğim? Güzel o zaman. Bütün gece bizim. Desene. Ya ben bir tuvalete gitsem değil mi? Ben de leş gibiyim. Beraber bir duş alalım istersen. Ne dersin? Ha? Bu kadar yeter tamam mı? Oyun bitti. Buraya kadar. Mine'ye de böyle mi yaptın ha? O kıza da bu kanepede böyle mi sarktın? Ulan bana gelmen, beni kesmen falan. Yok
yoksa sen... Aynen öyle. Buraya senin canını okumaya geldim, tamam mı? Sakın yaklaşma bana, sakın! Tamam, geldik duralım. İşte şurası. Bari hatırlıyor musun? Ay nasıl unuturum, ikinci kat. Lan tamam, kuzu açık bırakmış, hadi. Yaklaşma dedim sana değil mi? Ben bundan çoktan beter şeyler yaşadım, tamam mı? Ver kızın çantasını gideyim, yaklaşma. Sen kim oluyorsun da benim evime gelip beni tehdit ediyorsun lan? Küçük fare! Buraya sizi ben mi çağırıyorum lan? Ha? Bırak! İşte burası. Abi kapalı bu, ne olacak şimdi? Ya! Yani beni! Kıracağız, başka yolu yok. Ya madem bu kapıyı kıracaktık da zaten kapı kapalı. O zaman niye yolladık ya bu kızı bu herifin yanına? Ben zaten evi biliyordum, gelir kapıyı kırar. Düşünemedik kızım işte, düşünemedik, var mı? B planına geçiyoruz. Ayrıca senin de Fortçu abiyle yaptığın plandan çok daha iyidir. 3, 2, 1, olmaz! Abi! Gel lan buraya, gel lan! Ha? Ne yapıyorsunuz? Tanıdı mı lan sizi? Nasıl böyle girersiniz evime? Haneye tecavüzden hayatınızı söndüreceğim ulan size. Ya, Deniz'cim herhalde 18 yaşında bir kıza tecavüze yeltenmek bir öküzün ağrına tecavüzden daha ağır bir suçtur. Öyle değil mi? Evet, evet. Üstelik iki kıza birden. Kimsiniz ulan siz? Kimsiniz? Ha! Kim? Urlalıyız. Ama korkma, daha fazlasına değmez. Çantayı buldum. Güzel. Hadi arkadaşlar, burada işimiz bitti. Ya siz bakmayın benim arada böyle söylendiğime. Yani siz olmasaydınız ben bu işi hayatta temizleyemezdim. Özellikle de sen Aslı. Sağ ol. Birileri bana senin için ne özür dilemeyi ne de teşekkür etmeyi bilmediğini söylemişti. Şimdi ona gidip seni yanlış tanıdığını söyleyeceğim. Ya arkadaşlar, yani biz böyle kenetlenip Voltron'u oluşturduğumuz zaman değil biz öyle tornavidayla roket atarla gelseler birbirimizden sökemezler ya. Sen iyi misin hayatım? Ya aslında bir şey öğrenirsem daha da iyi olacağım Deniz. Bugün nerede oldum değil mi? Hakikaten ya, sen neredeydin bugün? Pekala. Artık bu kadar şey olduktan sonra onu saklamanın bir anlamı yok. Ben bugün Efe'nin çalıştığı oto yıkamada işe başladım. Ne? Ya hiç itiraz etme kardeşim. O kadar borcu tek başına ödeyemezdin. Yani o altı beraber yedik, beraber ödeyeceğiz. İyi de bana niye söylemedin birader? Abi şimdi söylesem izin vermeyecektin. Kızlar da böyle bir yer çalışmak isteyecekti falan filan. Ay niye canım, yani kızlar oto yıkamacıda çalışamaz diye bir kural mı var? Hem üstelik bu işte benim de suçum var. Yani ben öyle işlere kalkışmasaydım araba çarpılmayacaktı öyle. Ben de hatalıyım. Yani o arabanın arkasına binmenin sonuçlarını düşünemedim. Üstelik sırf ben evsiz kalmayayım diye bilezik paralarını da harcadım. E o zaman yani sen hem kendini hem arabaları parçalarken madem arkadaşız, madem hep beraberiz, müsaade et de çorbada bizim de tuzumuz bulunsun değil mi? Ne dersin? Olmaz mı? Ulan vallahi duygulandım ya. Yapmayın böyle şeyler. Benim bakayım buraya be, benim be.